Diyelim ki bir çantam var ve bu çantaya birkaç tane yeşil küp koyacağım. Hatta tam olarak 8 tane yeşil küp koyacağım. Aynı çantaya birkaç tane de küre koyacağım. Mesela 9 tane de küre koyayım ve bu kürelerin de rengi yeşil olsun. Ve bu çantaya ayrıca birkaç tane de sarı küp koyacağım. Diyelim ki bunlardan da 5 tane koyuyorum. Ve bir de çantaya sarı küreler koyacağım. Bunlardan da 7 tane koyduğumu varsayalım. Şimdi bu nesnelerin tümünü aynı çantanın içine atıyorum ve daha sonra bu çantayı iyice sallayıp karıştırıyorum. Sonra da içindekileri dışarı dökmeye başlıyorum ve çantadan dışarıya düşen ilk nesneye bakıyorum. Bu videoda ilk düşüşte değişik türlerde nesneler elde etmenin olasılığını hesaplamak istiyorum. Yani örneğin çantadan düşen ilk objenin herhangi bir renkte bir küp olma olasılığı nedir? yani küp gelme olasılığı. Bunu düşünmenin birkaç farklı yolu var ve bu yollardan biri şu. Çantadan çıkabilecek olan nesnelere göre muhtemel olasılıkların tümü nedir? Peki, öncelikle 8 artı 9, 17'dir. 17 artı 5, 22. 22 artı 7 de ne yapıyor? 29. Yani çantanın içinde toplam 29 tane nesne var. Evet, şimdi buraya büyük bir alan çizeceğim. Bu alan olası tüm nesneleri temsil ediyor olsun. Toplam 29 tane olası nesnemiz var. Buna göre çantadan ilk olarak bir küpün veya kürenin çıkmasının eşit derecede olası olduğunu varsayarsak, çantadan ilk çıkan nesneye ilişkin deneyimizin sonucu için 29 tane birbirine eşit olasılık var. Peki bu birbirine eşit 29 olasılıktan kaç tanesi küp olma koşulunu sağlıyor? 8 tane yeşil küp var ve 5 tane de sarı küp var. Yani toplam 13 küp var. Şimdi küpler kümesini çizeyim. 13 tane küp için şöyle bir küme çizebiliriz. İşte bu alan küpler kümesi. İşte bu küme tüm küpleri temsil ediyor. Şimdi bu durumda bir küp gelme olasılığı koşulumuzu sağlayan olayların sayısıdır. Yani dışarı çıkma olasılığı eşit derecede olası olan 13 küp var. O yüzden 13 bölü eşit derecede olası olayların tümü ki bu da neydi? 29. 13 bölü 29. 29 bu çantadaki küplerin ve kürelerin tamamını kapsıyor değil mi? Dolayısıyla olasılığımız 13 bölü 29. Şimdi farklı bir soru soralım. Sarı bir nesne elde etmenin olasılığı nedir? Sarı bir nesne derken bu bir küp veya bir küre olabilir. Bu durumda koşulumuzu sağlayan kaç tane obje var bir bakalım. 5 artı 7 eşittir 12. Demek ki çantada 12 tane sarı nesne var. 29 tane eşit derecede muhtemel olasılık var. Şurayı ayrı renkte yazacağım. Bu 29'un içinden 12 tanesi koşulumuzu sağlıyor. Şimdi bu 12'yi de buraya çizeyim. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. O da şöyle gözüküyor diyelim. İşte bu sarı nesneler kümesi. Sarı olan 12 tane nesne var koşulumuzu sağlayan 12 nesne bölü tüm olasılıklar 29. Yani sarı gelme olasılığı da 12 bölü 29. Buna göre bir küp gelme olasılığı 29'da 13, sarı gelme olasılığı 29'da 12. Şimdi daha enteresan bir şey sorayım. Sarı bir küp gelme olasılığı nedir? Bunu sarıyla çizeyim. Şimdi renkle de ilgileniyoruz. Yani burada istediğim küpler sarı. Sarı bir küp gelme olasılığı nedir? Şu an hala eşit derecede muhtemel 29 olasılık var. O yüzden paydamız 29. Sayılarımıza bakarsak eşit derecede olası bu 29 olasılıktan 5 tanesi sarı küp olabilir. 5 tanesi. Dolayısıyla olasılık da 29'da 5'tir. Peki bunu çizdiğim bu Venn şemasında nerede görürüz? Venn şeması değişik olasılıkları gözümüzde canlandırmanın bir yoludur ve kümelerin ne zaman çakıştıklarını veya çakışmadıklarını düşünmemize yardımcı olur. Şimdi, hem bu sarı kümenin elemanı olan hem de küp olan şeyleri düşünelim. Yani işte buradaki alana denk gelen nesnelerden bahsediyoruz. Burası iki kümenin kesişimi. Buna göre buradaki alan hem sarı hem de küp olan şeyleri temsil ediyor. Çünkü bu alandaki objeler her iki çemberinde içindeler. Bunu da şu şekilde tekrar yazayım. Elimizdeki bilgilere göre hem sarı hem de küp olan 5 tane nesne var. Hadi şimdi bir de şu soruyu soralım. Ve muhtemelen sorulabilecek en enteresan şeylerden biri olacak. Sarı veya küp olan bir şey, yani sarı renkte herhangi bir obje veya herhangi bir renkte olan bir küp gelme olasılığı nedir? Sarı bir obje veya herhangi bir renkte bir küp gelme olasılığı, peki buradaki paydanın yine 29 olacağını biliyoruz. Bu sayı hala çantadan çıkması eşit derecede muhtemel olan tüm olasılıkları temsil ediyor. Ancak koşullarımızı sağlayan olasılıklar neler? Ona bakalım. Öncelikle düşünmemiz gereken ilk şey şu. Sarı olma koşulunu sağlayan 12 tane nesne var. Yani sarı kümesinin tamamından bahsediyorum. Sarı olma koşulunu sağlayan 12 nesne. Dolayısıyla bunun için 12'yi yazalım. Bu çünkü sarıların sayısı. Evet sarıların sayısı 12. Yalnız şimdi dikkat. Buna küplerin sayısını direkt olarak ekleyemeyiz. Çünkü eğer küplerin sayısını olduğu gibi eklersek şuradaki 5 taneyi de yani o kesişen kümedeki 5 taneyi de tekrar saymış oluruz. Bu 5 tane nesne 12'nin parçası olarak zaten ayrıldı. Bunu düşünmenin bir yolu da küp olan 12 tane sarı nesne var ve sarı olmayan da 8 tane küp var. Özetle demek istediğim şu, bu 12'nin içinde yani sarıların sayısının içinde şuradaki 5'i de saysak, yani saydık zaten, saydıysak yani bunların tümünü saymış olduysak ne kalıyor geriye? O yüzden bu sayıya küplerin sayısını olduğu gibi eklemeyiz Çünkü bu durumda bu ortadaki kısmı tekrar sayarız. O yüzden burada önce küplerin kaç tane olduğuna bakmalıyız. Küplerin sayısı ki bu da 13'tür. 13 ve küplerin sayısını 13'ü yazıyorum buraya ve daha sonra bundan ortadaki kısmı çıkarıyorum. Yani ortadaki kısım neydi? 5, eksi 5. Bu da küplerin sayısını veriyor. Sarı kelimesini yeşil renkle yazmamız biraz garip oldu sanki. Şimdi buradaki aritmetik işlemini yapabiliriz. 12 artı 13 eksi 5 eşittir 20. Doğru yaptım değil mi? Evet evet tamamdır bu 20 eder. Yani sonuçta 20 bölü 29'u elde ediyoruz. Ancak bu olasılığın kendisini elde etmekten daha ilginç olan şey bunu videoda daha önce bulduğumuz başka olasılıklar cinsinden ifade etmek. Şimdi bunu biraz düşünelim. Bu kesiri buraya tekrar yazalım. Bunu 12 bölü 29 artı 13 bölü 29 eksi 5 bölü 29 olarak da yazabiliriz. Şimdi tekrar düşünecek olursak, burası aslında sarıların sayısı bölü toplam olasılıklar idi. Yani bu sarı gelme olasılığı. 13 bölü 29 da küplerin sayısı bölü toplam olasılık idi. Yani bu da aslında küp gelme olasılığı. Ve 5 bölü 29 da sarı küplerin sayısı bölü toplam olasılıkları ifade ediyor. Buna göre bu da sarı ve küp olma olasılığıdır. V diyorum bakın sarı ve küp. Aslında bu sayılarla oynayabilirsiniz. Bence ben sadece olayları biraz daha netleştirmek için yani bu sayıları kullandım. Ancak bunun genelleştirilebilir bir şey olduğunu siz de görüyorsunuz. Eğer bir koşulun veya diğerinin olasılığına sahipsek, bakın veya diyorum. Bunu tekrar yazayım. Hatta bu sefer biraz daha genel bir şey yazacağım. Bu bize ilginç bir fikir veriyor. Bir A kümesinin veya bir B kümesinin elemanı olan bir nesnenin bir durumunun olasılığını elde etmek demek eşittir bunun A kümesinin bir elemanı olma olasılığı artı bunun B kümesinin bir elemanı olma olasılığı eksi her iki kümenin elemanı olma olasılığıdır. Bu gerçekten oldukça yararlı bir sonuç. Buna olasılığın toplama kuralı da deniyor. Ancak size bunun tamamen akla yatkın muhakemeyle bulunabilecek bir şey olduğunu da göstermek istedim. Sadece bu iki olasılığı toplayamazsınız. Çünkü kesişiyor. Yani üst üste çakışıyor olabilirler. Dolayısıyla bazı şeyleri iki kez elde etme olasılığınız olur. Eğer bunların ikisini toplamış olsaydınız bu kesişimi iki kez saymış olurdunuz. Bunu bu videoda da gördük. İşte bu sebeple kesişimdeki elemanları iki kez saymamak için üst üste gelen yerlerden bir tanesini çıkarmanız gerekiyor. Şimdi başka bir fikir daha söyleyeceğim. Bazen kesişme olmayan olasılıklar da mümkündür. Diyelim ki tüm olasılıkların kümesi bu olsun ve A koşulunu sağlayan küme de bu olsun. Ve diyelim ki bu da B koşulunu sağlayan küme olsun. Buna göre buradaki durumda kesişme yok. A ve B kümelerinin her ikisinin de elemanı olan hiçbir şey yok. Yani buradaki durumda A ve B'nin olasılığı sıfırdır. Hiç kesişme yok. Bu koşul türleri veya bu iki bağımsız durum birbirini dışlayan olaylar olarak adlandırılır yani eğer olaylar birbirini dışlayan ise bu durumda olayların her ikisi de aynı anda meydana gelemez. Bu koşulların her ikisini de sağlayan bir olay yoktur. Ve eğer koşullar birbirini dışlayan ise bu durumda A veya B'nin olasılığının A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü A ve B'nin olasılığı zaten sıfırdır. Ancak eğer olaylar birbirini dışlayan değilse kesişimi mutlaka çıkarmanız gerekir. Muhtemelen bunu düşünmenin en iyi yolu her zaman kesişimi çıkarmak zorunda olduğunuzun farkında olmanız. Ve bariz ki eğer bir durum birbirini dışlayan ise A ve B'nin olasılığı sıfır olacak.